Merhabalar. Bu videomuzda nadir tümörlerden olan gastrointestinal stromal tümörlerden bahsedeceğiz. Volkan Hocam, bu tümörler nelerdir? Tanımlayabilir misiniz? Biraz önce sizin de dediğiniz gibi gastrointestinal stromal tümörler nadir görülen bir tümör tipidir. Genelde yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi organların duvar tabakasından oluşan tümörlerdir. Bu organlar içerisinde nispeten daha sık olarak midede gelişir. Bu tümörü kimlerde görüyoruz? Risk faktörleri nelerdir? Maalesef günümüzde gastrointestinal stromal tümörler için belirlenmiş net risk faktörleri bulunmamaktadır. Ama bazı çalışmalar, bazı ailevi kanser türlerinde fiyokromastom gibi bazı hastalıklarda gastrointestinal stromal tümörlerin riskinin arttığını göstermiştir ama ispatlanamamıştır. Genelde 40 yaş sonrası erişkinlerde görülmekle beraber kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı benzerdir. Bu hastalarımız bize hangi şikayetlerle geliyor? Biz nasıl gastrointestinal tümörlerinden kuşkulanıyoruz? Bu hastalar genellikle şu şekilde yakınır. Hiçbir yakınması olmadığı halde başka nedenlerle yapılan tetkiklerde rastlantısal olarak bulunur. Karın ağrısı şikayeti olan bir hastada bir tomografi veya çekilen bir MR'da midede veya ince bağırsakta bir kitlesel lezyon olarak gelebilir. Hiçbir şikayeti olmasa bile. Ama bu tümöre ait bazı şikayetler tabii ki vardır. Tümörün yerleşim yerine göre değişkenlik gösterir. Örneğin yemek borusunda bir tümör ise genellikle yutkunmada zorluk, yemek yedikten sonra bulantı kusma olabilir. Eğer midede ise erken doyma hissi olabilir. Karın ağrısı, hazımsızlık olabilir. İnce bağırsakta ise bağırsak tıkanıklıklar oluşabilir. Veya nerede olursa olsun tümör eğer kanamaya başlarsa, az miktarda kanama da olabilir, aşırı kanama da gelişebilir. Böyle durumlarda halsizlikten tutun da makattan kan gelmesi şikayetleri kadar geniş bir yelpaze içerisinde seyreder. Tanı için neler yapıyoruz, hangi tetkikleri kullanıyoruz? Bu tümörler genellikle radyolojik tetkikler ile tespit edilir. Hastanın şikayeti olsa da olmasa da çekilen bir tomografi veya bir MR'da biraz önce saydığım organlarda kitlesel bir lezyon şeklinde görülebilir. Ama kesin tanıyı koymak için endoskopi veya kolonoskopi ile biyopsi alınması ve biyopsinin patoloji tarafından incelenmesiyle kesin tanısı konur. Peki tanıyı koyduk. Şimdi tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Tedavisi iki şekildedir. İlaç tedavisi ve ameliyat. Erken evre tümörlerde çıktığı organla sınırlı kalmış, etrafa yayılmamış, uzak yerlere sıçramamış hastalıklarda ilk tedavi seçeneği aslında ameliyattır, cerrahidir. Ve organın tamamen çıkarılmasına da gerek kalmadan kısmi bir şekilde çıkarılması, tümörün temiz sınırla çıkarılması en ideal tedavi seçeneğidir. Ancak bazı tümörler ilk tanı konduğu anda bazen çıktığı organın biraz aşmış olabilir, etrafa yayılmış olabilir. Böyle durumlarda bazı ilaç tedavileri ön plana çıkar. İmatinib, sunitinib gibi bazı ilaçlarla tümör öncesinde küçülme sağlanıp tekrar cerrahiye aday olabilirler. Bazen de eğer tümör yayılmışsa, uzak organlara sıçramışsa, sizin dediğiniz gibi metastaz yapmışsa o zaman ön planda kemoterapi ilaçları hastalara verilebilir. Hastaya tanı koyduk, tedavi ettik. Bundan sonra nasıl yaklaşıyoruz, nasıl takip ediyoruz? Tedavisi cerrahi veya medikal tedavi olsun. Takip çok önemlidir. Bu hastaların belli aralıklarla takip edilmesi gerekir. Takipte hangi tetkiklerin yapılacağı, hangi aralıklarla takip edileceği cerrahların, onkologların, radyologların, gastroenterologların olduğu bir grup tarafından her hastaya bireysel, özelleştirilmiş bir takip protokolü çerçevesinde yapılır. Çok teşekkür ederim. Bu videomuzda gastrointestinal stromal tümörler hakkında çok güzel bilgiler edindik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu, sağlıklı günler diliyoruz.